Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Geçmişten bugüne farklı donanımlarla çeşitli görevlerde yer almış birçok casus bulunmaktadır. Bu casuslar bazen direkt devlet eliyle yönlendirilirken, bazen de işler devlet operasyonlarıyla gizli saklı tutulmaktadır. Casusların bazıları ise devlet denetiminde hareket ederken bazıları da hükümetle ters düşüp kendi adalet mekanizmalarını oluşturmaya çalışmışlardır. İstihbaratçı, ajan veya casus olarak tanımladığımız bu kişilerin devlet için işe yarar hizmetlerinin bulunmasının yanı sıra kamuoyunda herkes tarafından takdir görmeyecek davranışları da görülebilmektedir. O yüzden bugün sizlerle eskilerden yakın tarihimize esrarengiz hikayelerle arkasında soru işaretleri bırakmış 5 casustan bahsedeceğiz. Bunların içerisinde ismi filmlere konu olmuş Cicero'dan, bir dönem Kurtlar Vadisi dizisiyle herkesin aklında yer etmiş Abdullah Çatlı'ya, yani dizideki adıyla Polat Alemdar'a, Türk siyasi tarihinde çok çarpıcı olaylarda isimleri bulunan kişiler yer almaktadır. Dilerseniz biraz geçmişten başlayalım. Tarihteki etkili casuslardan biri İngiliz Kemal lakabıyla tanınan Ahmet Esat Tomruk'tur. 1890'lı yıllara yaklaşırken İstanbul'da doğan Tomruk'un hayatı, Galatasaray Lisesi'nde okurken 1900'lü yıllarda limana yanaşan bir İngiliz gemisine binmesiyle değişmiştir. Çocukları olmayan bir kaptana denk gelen Tomruk, onların üvey evladı olmuştur. Üniversiteyi İngiltere'de Navy College'de bitiren Tomruk bu sırada Avrupa'yı gezmiş ve boksa olan merakını profesyonel hale getirmiştir. Bir süre sonra ise İstanbul'a dönmüştür. Fransızca, İtalyanca, Rumca ve İngilizceyi çok iyi bilen Tomruk, özellikle bir İngiliz gibi yetiştiği ve hem konuşması hem de tavırlarıyla bir Avrupalıdan daha Avrupalı göründüğü için ona İngiliz lakabı takılmıştır. 1914 yılında teşkilat-ı mahsusaya üye olup, burada istihbaratla ilgili ünlü iddiaçılardan Kara Kemal'e Dramalı Rıza Bey'den ders almıştır. Kutul Amare'de esir edilen İngiliz generali Townsend'in yanına mahkum gibi girerek ondan önemli bilgileri almakla görevlendirilmiştir. 1918'de İstanbul işgal edilince İngiliz boksörle mücadele eden Tomruk, sporcu İngiliz askerlerinin ilgisini çekmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından Genelkurmay İstihbarat Şubesi'nde görevlendirilmiştir. Görevi Yunan ordusuna sızıp gerekli bilgileri toplamaktır. Rodos'ta kendini Amerikalı gazeteci olarak tanıtan Tomruk, kötü bir özelliğini burada devlet için kullanmıştır. Tomruk, normal hayatında eli çabuk bir insandır. Bu yüzden bir kişinin cebinden her şeyini fark ettirmeden saniyeler içerisinde alabilir. İşte bu görevde de kumardan hileyle kazandığı 45 bin frankla bonkör bir Amerikalı gibi davranmış ve kısa sürede gece hayatının aranan siması olmuştur. Böylece üst düzey Yunan subaylarıyla hakimiyetini artırmış ve kısa sürede onların İzmir'deki en gizli toplantılarına girer hale gelmiştir. Bir süre sonra bilgi sızdırdığı anlaşılınca ihbar sonucu yakalanmıştır. Fakat o, bu tutukluluk dönemi boyunca bir Amerikalı gibi davranmaya devam ederek kimliğini gizli kalmasını sağlamıştır. Hatta Yunan hakimler kararlarında ondan Amerikalı diye bahsetmişlerdir. İngiliz Kemal, Yunanistan'da tutulduğu hapishaneden kaçmayı başarmış ve hatta sokaktan bir kişinin paralarını da çalarak İzmir'e dönmeyi başarmıştır. Geri döndüğünde ise yeni görevi tahsis edilmiştir. Batı Trakya'ya giderek oradaki Yunan ordusunun içine sızmayı başarmış ve bize çok değerli bilgiler ulaştırmıştır. Şimdi sırada başka bir casus. Yüzyılın ajanı olarak bilinen ve dünyada casusluk hikayeleri dilden dile dolaşan bir ajandan bahsedeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bu Türk ajandan. Geçtiğimiz yıllarda filmi de çekilen bu ismi aslında hepimiz duyduk. İlyas Bazna, namı diğer Cicero. 1900'lü yılların başlarında Kosova Priştine'de doğmuş Arnavut asıllı bir casustur Cicero.
Babasının İngilizler tarafından hayata vedası nedeniyle onlara karşı büyük bir intikam duygusu besleyen Cicero, çocukluğundan beri lükse, paraya ve operaya düşkündü. Fakat hayatını bir uşak olarak idame ettiriyordu. İşte bu hırs, bu öfke ve zevkleri birleşince yaptığı işi casusluğa giden bir basamak olarak kullanmayı başardı. 1943 yılında Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğinde önce başkatip Baskın emrinde, daha sonra ise Büyükelçi Hugesson'un emrinde şoför ve uşak olarak çalışmıştır. Cicero, Hugesson'un banyosunda sırtını ovarken ona operadan eserler okur ve onunla sürekli özel olarak ilgilenirdi. Dolayısıyla Hugesson da bir süre sonra Cicero'yu çok sevmeye başlamıştır. Sevmediği İngilizlerin burnunun dibine kadar girmeyi başaran Cicero, gizli belgelerin fotoğraflarını çekip bunları çok sevdiği paraya dönüştürmek için Alman istihbaratıyla paylaşıyordu. Üstelik kendisini içerisinde gamsız, bilgisiz ve İngilizce bilmiyormuş gibi tanıttığı için kimse ondan şüphelenmiyordu. İlyas Bazna, İkinci Dünya Harbi'nin gidişatı ile ilgili içeriden büyük bilgiler sızdırmayı başarmıştır. Böylece İngiltere'nin Sovyetler Birliği'ne gönderdiği askeri yardımları, Ege'deki İngiliz askeri operasyonlarını ve İngiltere'nin Türkiye'ye kendi saflarında harbe katılması için yaptığı baskılarla ilgili tüm bilgileri dışarıya sızdırmıştır. Hatta Normandiya çıkarması bilgilerinin de Cicero'dan geldiği iddia edilmektedir. Bu anlattıklarımızda Cicero, her ne kadar Alman casusu izlenimi oluştursa da bunu para için yaptığı ve Bazna'nın bu bilgilerinin Türkiye için İkinci Dünya Harbi'nden zararlı çıkmamasına büyük katkılar sağladığı unutulmamalıdır. Almanlara verdiği bu bilgiler şu anki Milli İstihbarat Teşkilatımızın atası olan Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti Kontrolü'nden geçtikten sonra Almanların eline ulaştırılıyordu. Daha yakın tarihimize geldiğimizde ise tabii ki 80 darbesi sonrası isimlerden bahsetmek yerinde olacaktır. Asker çocuğu olan Ahmet Cem Ersever 1950 yılında Erzurum'da doğmuştur. 1979 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çeşitli şehirlerde kaçakçılık olaylarını soruşturmakla görevlendirilmiştir. 12 Eylül darbesi sonrasında istihbarat toplamak ve toplanan istihbaratla operasyonlar düzenlemek amacıyla Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele, yani hepimizin bildiği adıyla JITEM adlı örgütlenmenin fikir babalığını yapmış ve burada doğrudan görev almıştır. Uzun yıllar boyunca Güneydoğu'daki PKK operasyonlarında istihbarat çalışmalarının tümünde görev almıştır. 1990'ların başında Hizbullah lideriyle sıkı görüşmeler yaptığı iddia edilen bu Türk ajan, "Düşmanımın düşmanı dostumdur" ilgisini benimseyen bir istihbaratçıdır. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirmiş olmasıyla temizlikçi olarak anılan ve isminin baş harflerini oluşturan Ace lakabıyla tanınmaktadır. 1993 yılında bir orgeneralin can kaybından sonra protesto ederek görevini bırakan Cem Ersever bir yazılı açıklamasında 1984 yılından bugüne kadar yapılan yanlışlar, İhanetler ve uygulamalar konusunda Türk kamuoyunun aydınlatılması gerektiğine inanıyor ve görüşmeler sonunda belirlenecek bir tarihte Türk basınıyla kamuoyu önünde Celal Talabani'nin ihanetleri, PKK ilişkileri, Güneydoğu'daki gerçek durum, köy koruyucuları, itirafçılar, faili meçhuller hakkında ve bazı siyasilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağımı beyan ediyorum. Güneydoğu Anadolu'daki olayların gerçekleri Türk milletinden gizleniyor şeklinde ifadeler kullandıktan sonra, bir süre sonra suikaste uğramış ve hayatını kaybetmiştir. Yine 1950'li yıllarda doğmuş Zaza asıllı Bingöl'lü bir casus olan Mahmut Yıldırım, sürekli isim değiştirmesiyle bilinir. Kontrgerilli olarak PKK terör örgütü görevlerinde yer alan Mahmut Yıldırım, operasyonlarda genellikle terörist gibi giyinerek sızmalar gerçekleştirdi. Bu sızmalar sırasında ise herhangi bir müdahalede PKK'lı teröristlerden ayırt edilebilmek için yeşil flar takmaktaydı. Bu nedenle kod adı Yeşil'dir. MIT ve JITEM'de sayısız görevde yer almıştır.
terörist başı Abdullah Öcalan'ı etkisiz hale getirmek için görevlendirildikten 3 ay sonra görevden geri çekilmesi onu sinirlendirmiştir. Karşı koymaları üzerine ise vatan haini ilan edilerek Şam'a gönderilmiştir. Birazdan bahsedeceğimiz Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan belgeler neticesinde pek çok cinayetin tetikçisi olduğu ortaya çıkan Yeşil'in o dönemki hükümet tarafından hayatını kaybettiğinin açıklanması bir sonraki olayları doğurmuştur. Bir süre sonra birkaç suikastin daha arkasından Yeşil çıkınca işler iyice karışmıştır. Birçok faili meçhulün tetikçisi hatta biraz önce anlattığımız Ahmet Cem Ersever'in suikastinin de tetikçisi olarak bilinen Yeşil'in Abdullah Çatlı'yla da yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. Mahmut Yıldırım'ın yaşayıp yaşamadığıyla ilgili kesin bir haber yokken bu konuyla ilgili birçok komplo teorisi bulunmaktadır. Son olaraksa yine hakkında bir sürü komplo teorileri bulunan ve bir suikast sonucu hayatını kaybeden bir derin devlet ajanından bahsedeceğiz. Abdullah Çatlı 1956 Nevşehir doğumlu organize suç örgütü lideri ve derin devlet ajanıdır. Aslında bu ismi yıllarca televizyonlarda oynayan meşhur dizi Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar olarak izlediğimiz iddia ediliyor. Öyle ki Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı bir röportajında babasının yaşadıklarının Polat Alemdar'la eşleştiğini belirtmiştir. Öte yandan dizi başlamadan önce dizi yetkililerinin Çatlı'nın kardeşi Zeki Çatlı'yla da derinlemesine görüştüklerini Zeki Çatlı tarafından iddia edilmektedir. Çatlı, 12 Eylül zamanında yurt dışına çıkarak Bulgaristan'da, Viyana'da ve İsviçre'de bir süre vakit geçirmiş ve 1983 yılında MIT aracılığıyla Paris'te Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkiye geçtiği ve Ermeni gizli ordusu Asala'ya karşı 5 eylemde kullanıldığı belgelerle açıklanmıştır. Çatlı ayrıca Papa suikasti davasında tanık olarak da konuşmuş ve burada Mehmet Ali Ağacan'ın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etmiştir. Gazinocular kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal suikastlerinin de Çatlı'ya ait olduğu biliniyor. 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Çatlı'nın arabasının kazasında fren kablolarının kopuk olması ve Çatlı'nın boynundaki izler suikastla ilgili kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur. Gördüğünüz gibi iyisiyle kötüsüyle tarihte esrarengiz hikayelere neden olmuş bu kişiler aslında devlet tarafından desteklenmiş Türk istihbaratçılardır. Bu gibi bahsetmediğimiz birçok kişi de tarih sayfalarında yerini almaktadır. Zihnimizde canlandırdığımız istihbaratçı kavramından farklı profillere sahip olan bu kişilerle ilgili tek çıkarımımızsa casuslukta hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığıdır. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin kara kutusu.